Müteahhide müteahhit cuntasına salgın yok efendim bu ülkede. Bir izleyicimiz çok acayip bir mesaj göndermiş. Aklıma çok acayip bir şey geldi. Aşı özel şirketler tarafından getirilip Türkiye'ye, şimdi o konuşuluyor ya, yani iktidara yakın medyadan da böyle dolaşıma sokuluyor bu haberler, anlaşılan. Tartışma başlıyor böylece. Aşı özel şirketler tarafından getirilip bir de parayla satılırsa, devletimizde bir de bunun üstüne ÖTV eklerse, özel tüketim vergisi, devletimiz ne para kazanır ama, değil mi? Demiş izleyicimiz. Şimdi işte devletin algısı dışarıda artık bu. Yani aşıya ÖTV, aşıdan vergi olur mu? Olabilir bu ülkede. Çünkü bu ülkede devlet şu anda öyle yönetiliyor ki esnafın karşısına rakip çıkıyor. Çiftçinin karşısına rakip çıkıyor. Efendim siz bir hür teşebbüste bulunacaksınız. Devlet imtiyazlı pek çok başka imkanı kullanarak sizin karşınızda rakip bir aktörmüş gibi, engel olmak istermiş gibi ekonomide önünüze çıkıyor. Bunlar bu ülkede yaşandığı için işte artık böyle algılanıyor. Bendevi Palandöken de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken böyle hissediyor olacak ki, demiş ki bu 17 gün boyunca alkol satışının yasak olmasına dair çok ciddi bir tartışma var biliyorsunuz. Bana gelen resmi yazı yok demiş. Tekel büfeleri genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Tekel bayilerinde başkanıyım. Bana gelen resmi bir yazı yok. 17 günlük tam kapanmada tekel büfelerinde, zincir marketlerde alkol satışı da yasaklandı. İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de ne resmi yazı var ne genelgede bir ibaret dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek de Habertürk Televizyonu'nda alkol yasağının salgın tedbirleriyle ilgisi olmadığını söyledi. Hiçbir akılcı taraf olmayan nasıl bir uygulamadır ben de anlamış değilim gerçekten. Nedir? Kalabalıkları azaltmak bizim amacımız. Kapalı ortamları azaltmak. Barlar kapalı değil mi? Restoranlar kapalı. Bu ortamlarda alkol içilirse sıkıntı olabilir. İnsanlar evinde alkol alması ne sakıncası var? Ben hiçbir şekilde anlamış değilim gerçekten. Tam kapanma sonrası İçişleri Bakanlığı 7 sayfalık bir genelge yayınladı. Koronavirüsün yayılmasını azaltmak için alınan tedbirler arasında kapanacak iş yerleri, kapanmadan muaf tutulacak yerler, hizmet kolları o genelgede açıkça yer aldı. Ancak genelgede olmamasına rağmen alkol satışının da 17 gün boyunca yasak olacağını İçişleri Bakanı açıkladı. Çok doğal olarak burada hem muafiyet yok hem de bir soru işareti de söz konusu değil. Özel yaşama müdahaledir. Esnafa gireceksiniz, cips satmak serbest, şeker satmak serbest, içki yasak, hukukun askıya alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Muhalefet alkol satış yasağı yaşam tarzına müdahale ve hukuksuz diyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de alkol satışının yasaklanmasının nedenini sordu. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı neye dayanarak aldığını. Genelgeyi okudum satır satır ve bunda böyle bir şey yok. Bu arada alkolle iş yapanların bunları satamaz veya bakkalların, büfelerin bunları satamaz diye bir madde yok. Bu fedakarlığa tekel büfelerimizde katlanacaklar. Onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz. Ya kardeşim bu ülke demokratik bir ülke. Bu işi yapan insanlar ekmek parası, bunları aldılar. Raflarına koydular, hazırlığını yaptılar. Bunların borçlarını ödeyecekler. Şimdi siz bunu satamazsınız. Salgını önlemek adına yapılıyorsa bu hiçbir akılcı açıklama bulmak mümkün değil. Neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip de efendim bu alkol meselesi ne olacak demedim, diyemem de. Böyle bir şey söylenmez. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza söyleme cesaretim olmadığı gibi aynaya kande doğru bulmuyorum. 150 bin tekel bayisinin de temsilcisi olan TESK Başkanı Bendevi Palandöken de alkol satışının 17 gün boyunca yasak olmasına itiraz ediyor ama Cumhurbaşkanına söyleyecek cesaretim yok diyor.